Arkadaşlar şimdi Öklit Teoremlerine bir bakalım. Şimdi en klasik bildiğimiz şey şu. İlk önce bir Öklit üçgeni nasıl anlaşılır onu bir konuşalım. İlk önce dik üçgenimiz olacak. Şurada bir köşemiz dik. Sonra bu dikme'nin olduğu yerden hipotenüse bir dikme inilmiş olacak. Evet. İşte biz bu üçgene Öklit üçgeni diyoruz. Bu yükseklik. Sonra e, şurası PVK. ve K. Birinci formülümüz şöyle. Birincisi P e kare eşittir. P çarpı K'dır. Yani bunun iki kere çarpımı bu çarpı budur diye ok yönlerinden de aklımıza tutabiliriz. Sonrasında e, şu var. İkincisi. İkincisi onu şuradan göstereyim. Soldan gelmek istersek. Yani... Şu kenarla ilgili bir öklü yazmak istersek c kare şöyle p çarpı tamamı yani c kare eşittir p çarpı p artı k'dır diyeceğiz. E, Tabi p artı k'nın yerine a da yazılabilir. Benzer şekilde sağdan gelmek istersek o zaman da b kare şöyle e, yönümüz yani sağdan sola doğru k çarpı k artı p'dir diyeceğiz b kare k çarpı k artı p. Evet. Öklit kuralları bu kadar. Bir de bu e, dördüncü maddede şu söyleniyor. Yani bir dik üçgende yüksekliğe ulaşmak için alanı kullanabiliriz. Şöyle düşünelim. Burası C, burası B, burası da A ya. Diyelim ki yüksekliğe ihtiyacımız var. E, şöyle yapıyoruz. Bunun alanı A çarpı H bölü 2. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2 veya iki dikin çarpımının yarısı. Bunlar da birbirini götürürse AH ile BC'nin çarpımı eşit. Bu da çok kez kullanılabiliyor. Aşağıda Öklit ile ilgili bilgiler var. Bir okuyalım. Şöyle küçültelim. Adamı da görelim. Tabii adamın gerçek resmi bu mu bilmiyorum. Peki, milattan önce 330 ve milattan önce 275 yılları arasında yaşamış İskenderiye'de bir matematikçidir. Öklid tüm matematikçiler içinde adı geometri ile en çok anılan kişidir. Geometrinin başlangıcından kendi zamanına kadar bilgileri Elementer kitabında toplamıştır. Öklid derlemelerinin tutarlı bir bütün olması sağlamak için kanıt gerektirmeyen 5 tane aksiyomu var. Diğer tüm önermeler bu aksiyomlar üzerine kurulur. İskenderiye'de büyük bir matematik, e, matematik okulu kurmuş, çağlar boyu matematikle ilgilenen hemen herkesin ilham kaynağı olmuştur. Onun aksiyomlarını temel alan e, bizim de derslerimizde öğrendiğimiz geometri, öklit geometrisi olarak adlandırılır. Yani bizim şu an e, çözdüğümüz, çizdiğimiz bütün e, alt yapılar. Öklit geometrisi olarak ifade ediliyor. Bu 5 aksiyoma burada değinmeyeceğim. Bir tanesi söyleyebilirim: İki noktadan geçen en kısa çizgi bu iki noktayı birleştiren doğrudur. Mesela bunlardan biri bu. Postulat diye, diye isim veriliyor bunlara.